Uygurlardan bahsedemezsiniz. Dünya Uygur meselesi dolayısıyla oradaki soydaşlarımıza, kardeşlerimize baskı dolayısıyla Sayın Bahçeli de bahsedemez, o da soykırım ilanları yapıyor. Birçok ülke parlamentosu, bizim parlamentoda bile konuşmanıza izin vermiyor. Çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var. Ha arkadaşlar, bu arada bir şeye sevindim. Ben Fenerbahçeliyim. Hani Galatasaraylar, Beşiktaşlar güzel mi? Hey, bütün şeyi tutarız. Şimdi Mesut Özil geldi. Fenerbahçeliler de çok Mesut, hepimiz de Mesut'uz. Ümit ederim ki Mesut Özil bir gün Cumhurbaşkanı'na karşılaştığında şu Uygur meselesini bir anlatır da biz anlatamıyoruz ona. Belki Mesut anlatırsa onun hatırına dinler de bir gün sesi çıkar. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İngiltere Parlamentosu, Avrupa Parlamentoları, Amerikan Kongresi hepsi Uygur meselesinden bahsedecek. Siz burada milliyetçilik, yerlilik, millilik taslayacaksınız. Mesut Özil kadar Uygur meselesini konuşmaktan imtina edeceksiniz. Mesut'a çağrım şu, futboldaki o güzel ahenkli oyununu insan haklarında da göstermeye devam et ve her gün Uygurlardan bahset ki şunların kulağındaki pas bir silinsin. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, özgürleşin, özgürleşin. Çok zor biliyorum ama özgürleşin. İki şeyden özgürleşin. Üzerinizdeki vesayetlerden, bir de etrafınızdaki liyakatsiz ve altını çizerek tırnak için alarak söylüyorum, düşük profilli liyakatsiz dal kavuklardan özgürleşin artık. Al. Düşük profilli istediniz, düşük profiller etrafınızda. Memleketin nereye gittiği belli. Biliyorum yapamayacaksınız ama özgürleşmeye çalışın. Ha, keşke Sayın Ecevit yaşıyor olsaydı. Vallahi çok isterdim. Keşke yaşasaydı diyorum, biliyor musunuz? O zaman Sayın Erdoğan'la bir oturup konuşurdu belki de Sayın Bahçeli'nin vesayetinin ne demek olduğunu ve Sayın Bahçeli'nin son anda kritik eşikte nasıl ortağını ortada bırakıp çekip gidip onu kaderiyle baş başa bıraktığını bir anlatırdı Ecevit de. Belki Erdoğan kendi geleceğiyle ilgili biraz daha dikkatli davranırdı. Bugün Türkiye'de neyin ne olması gerektiğine Sayın Cumhurbaşkanı seçilmiş Cumhurbaşkanı değildi. Kime tepki verilmesi gerekir? Kime ses yükseltmek gerekir? Kime sınır çizmek gerekir? Eğer Sayın Bahçeli ve Perinçek, ona sayın demiyorum. Ben herkese sayın derim de. Her şeyden önce bu ülkeye ait olmalı. Ona da neyse diyelim. Biz de kendimizi bozmayalım ama onlar onların vesayetinden kurtulmalı. Geçmişte yapılan hataları tekrar etmemeli. Şimdi buradan da Sayın Bahçeli'ye geçmek isterim. Hayatta çok şaşırdığım şeyler olmuştur. Sayın Bahçeli ile benim şahsi olarak birkaç görüşmem vardır, telefon görüşmelerim vardır. İkili görüşmede bu kadar nazik cümleler kurup, bu kadar nezaketle davranıp, sonra yalnız kaldığında bu kadar nezaketsiz, bu kadar nobron bir dil kullanan bir ikinci şahıs görmedim. O zaman şüphe ediyorum. Acaba bu tweetleri Sayın Bahçeli kendisi yazmıyor mu diye de şüphe ediyorum. Çünkü benim yüz yüze tanıdığım kişiyle aralarında önemli bir fark oluş. Örnek mi? Sayın Bahçeli bugün susarken biz aylardır Türkçenin kalbi olan Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünü yazdığı Doğu Türkistan hukukunu biz koruyoruz. Sayın Bahçeli ise başka şeylerle uğraşıyor. Sayın Bahçeli geçmişte evde dizi izlerken, konforlu bir şekilde Ankara'da yaşarken biz terör tehditleri altında Kerkük'teydik. Cengiz Dağcı'nın cenazesini İngiltere'den doğduğu topraklara getirip badem dalına asılı bebeklerde anlattı, bahçeye gömen biziz. Orada Cengiz Dağcı'nın o naaşı orada durdukça asırlarca Kırım Türkçenin toprağıdır diye anılacak, onu yapan biziz. O vefat ettiğinden bile haberi yoktu Bahçeli'nin. Bahçeli'nin Türk dünyasına yaptığı ne var? Koyduğu bir taş mı var? Döktüğü bir ter mi var? Döktüğü bir gözyaşı mı var arkadaşlar? Şimdi gelip Türkiye'de milliyetçilik taşıyor. Eğer Türkçeyi savunacaksan hep beraber savunalım. Ama Türkçeyi savunman için önce Yusuf Has Hacib'in diyarını, Kaşgarlı Mahmud'un diyarını, Turfan'ı, Urumçi'yi, Kaşgar'ı savunabilmen lazım Sayın Bahçeli. Savun bakalım. Biz savunuyoruz. Doğu Türkistan'la yatıyoruz, Doğu Türkistan'la kalkıyoruz. Sen ise Çin muhipleriyle yatıyorsun, Çin muhipleriyle kalkıyorsun. Bize milliyetçilik dersi veremezsin.
Ya Allah aşkına ne bu kaşık çat kaşık çatık kaşlar? Ne bu tehditler? Ne bu hakaretler? Bir sakinleş, bir rahatla. Yusuf Has Hacı'yı bir dinle. Hacı Bayram-ı Veli'yi bir dinle. Hazreti Mevlana'yı bir dinle. Bir rahatla. Onun için ben bu koalisyona asık surat koalisyonu diyorum arkadaşlar. Bunlar asık surat koalisyonu. Kendilerinin suratı asık, milletin de suratını asmaya çalışıyorlar. Ya bir rahatlayın. Bu millet tebessüm görmek istiyor. Ne zihnimize hat koyacağız, ne ülkemize hat koyacağız. Onların zihninde hat var. Bölücülük zihinle başlar. Sivas'ın ötesine geçemeyenler zihnen bu ülkeyi bölmüşler demektir. Onun için Kürtçeden hoşlanmazlar. Son şunu da söyleyeyim de yüreğime yettiği için. Ben başbakanken bir şehit evine gittiğimde Kürtçe ağıtlar okunuyordu. Kürtçe ağıtlar okunuyordu Sayın Bahçeli. Türkçe ağıtlar gibi aynı derecede anne yüreğine düşen bir Kürt kökenli bir vatan, bir Kürt bir şehidimizin annesinin ağıtlarıydı bunlar. Allah aşkına o anneye saygısızlık yapıp neden Kürtçeyi tahkir edersin? Neden? Korucular bugün asgari ücretin çok daha altında maaşla geçinmeye çalışıyorlar. Her yerde korucular işte Mardin'de de Midyat'ta da geldiler. Haklarımızı ne olur dile getirin diye. Onların şehitlerine hürmeten gidin Ardahan'daki şehit derneğini ziyaret ettik. Bütün duvarları şehit resimleriyle. Konya'dakini ziyaretim geçen hafta. Orası da. Allah aşkına bunların bir kısmı Kürt, bir kısmı Türk. Hatta Konya'dakilerin de bir kısmı Kürt. Nasıl ayırt edersiniz? Nasıl bu bölücülüğü zihninizde yapıp insanlara yansıtırsınız? İşte biz bütün bunları aşarak kardeşliği ihya etmek için yola çıktık. Bu toprakların özünde olan kardeşliği. Onun için arkadaşlar bizim için hattı siyaset yoktur. Hakkari'den Edirne'ye kadar, Artvin'den Muğla'ya kadar satı siyaset vardır ve 2021 yılında bütün gelecek partileri o satının her yerinde siyasi faaliyete davet ediyorum. Bunun gereğini yapma çağrısında bulunuyorum. Teşkilatlanma başkanımız burada. İnşallah bu aydan itibaren de arka arkaya sıralamayı, tarihleri size bildireceğiz. Hatay, Samsun, Muğla, Balıkesir gibi büyük şehirlerin kongreleri dışında söz verip de gidemediğimiz Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Erzurum, bütün arkadaşlar gözümün içine bakıyor sıra bize ne zaman gelecek diye, Manisa ve diğer bütün illerimize de Iğdır tabii geleceğiz. Bütün illerimize geleceğiz. Eğer bu yaz seçim yapma gibi bir tercihte bulunurlarsa ona da baş gözüyle. O vakte kadar bütün illeri gezeriz. Zaten seçim kampanyası. Yok. Seçim gelecek seneye kalırsa 2021 yılında ayağımızı basmadığımız il bırakmayacağız. İlçe bırakmayacağız inşallah. Allah'a emanet olun.